Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü çalışmamızda iki sırada biten kolay bir örgü modeli paylaşacağım arkadaşlar. Çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Modelim için şöyle orta kalınlıkta bir bebe yünü kullanacağım ve bugün 4 numara şiş kullanacağım. Bakalım modelimiz büyük şişte nasıl duracak. Ben bu modelden 8 yaşındaki oğluma yelek yapmayı düşünüyorum 3 parçalı olarak sizler de yorumlar kısmından yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Bazı modellerde yapmamı istediğiniz modeller varsa bebek örgülerine, tulumlara e, belirtirseniz tabii ki de onun üzerinde de çalışma yaparız arkadaşlar. Evet, videoma geçmeden önce sizlerden ricam kanalıma abone olup yorum yaparsanız çok sevinirim. Yanındaki zili açtığınız takdirde bundan sonraki paylaştığım her yeni videodan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Dilerseniz hemen modelimizin yapım aşamasına geçelim. Evet ben şöyle iki şişime de birlikte ilmeklerimi çıkarttım. Şimdi diğer tekini çıkartıyorum. Modelimizin ilmek sayısı 5 ve 5'in katları artı 2 ve artı 2 kenar ilmeğinden oluşmaktadır. Sizler ne yapacaksanız onun boyutunda ilmeklerinizi çıkartabilir ve alt kısmına istediğiniz lastik modelini uygulayabilirsiniz. Ben lastik modeli uygulamadan direkt modelimin arka tarafıyla başlıyorum. Şimdi şöyle kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 ilmek düz ördüm bakın. Şimdi ters öreceğim. Fakat bu şekilde değil de şöyle çaprazdan alarak ters öreceğim ipi kendimden tarafa alıyorum hemen çapraz aldım ve ters olarak ördüm bir ilmek düz örüyorum yine bir ilmek çaprazdan aldım ters olarak ördüm arada model aralarında iki tane düz ilmeğimi örüyorum yine çapraz aldım ilmeğimi ters ördüm arada bir ilmek düz Yine arkadan şu şekilde alıyorum. Bakın çapraz ve ters olarak gördüm. Arada iki ilmek düz çapraz alıyorum arkadan ilmeğimi ters örüyorum. Bir ilmek düz yine çapraz aldım. Ters olarak örüyorum. 2 ilmek düz kenar ilmeğimi de düz ördüm sıramı tamamladım örgümün arka tarafına modelimin pardon ön tarafına modelimin ikinci sırası ve son sıradayım kenar ilmeğimi örmeden aldım İpim kendimden tarafta 1 2 ilmek ters ördüm şimdi burada 3 tane ilmeğimi düz öreceğim fakat bu şekilde değil yine böyle ilmeklerin yönüne göre çapraz alarak örüyoruz. Çapraz alıyorum. Bakın şimdi bunu alırsam böyle ön olmuş olacak. Direkt bunu da çaprazdan alıyorum. Düz örüyorum. 3 tane ilmeğimi çapraz aldım ve düz olarak gördüm. İpi kendimden tarafa aldım. 2 ilmek ters. Sıradaki 3 tane ilmeğimi çaprazdan alıyorum. Düz olarak örüyorum. 2 ilmek ters. Sıradaki 3 tane ilmeğimi çapraz alıyorum ve düz olarak örüyorum. 2 ilmek ters ve kenar ilmeğimi düz ördüm. Sıramı tamamladım. Evet sizlerle beraber bir tane modelimizi yapmış olduk. Modelimiz ilerledikçe kendini gösterecektir arkadaşlar. Bir model daha yapalım sizlerle beraber. Şimdi şöyle kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek düz örüyorum. Sıradaki ilmeğim çapraz alıyorum ve ters olarak ördüm. 1 ilmek düz, 1 ilmek çapraz aldım. Ters olarak ördüm. 2 ilmek düz. Evet. Şöyle çapraz alıyorum. Ve bir ilmek düz yine çapraz aldım ilmeğimi ters olarak ördüm sıradaki iki ilmeğimi düz örüyorum ilmeğimi arkadan aldım ters olarak ördüm bir ilmek düz yine çapraz alıyorum arkadan ilmeğimi şöyle ters olarak Ördüm. Sıradaki 2 ilmeğim düz, kenar ilmeğim de düz ördüm. Sıramı tamamladım. Örgümün ön yüzüne geçtim. İkinci modelimin ikinci sırasındayım. İpim kendimden tarafta 2 ilmek ters ördüm. Yine sıradaki 3 tane ilmeğimi çapraz alıyorum ve düz olarak örüyorum. İpim kendimden tarafta 2 ilmek ters. Sıradaki 3 tane ilmeğimi yine çapraz alıyorum ve düz olarak örüyorum. Evet, işte bu kadar kolay bir model arkadaşlar. Çok da hızlı ilerleyen bir model. İpi kendimden tarafa aldım. 2 ilmek ters ördüm. Kenar ilmeğimi düz ördüm. Sıramı tamamladım. Evet artık ben devam etmeyeceğim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi artık model kendini belli etmeye başladı. Takıldığınız yer olursa videoyu tekrar tekrar başalarak yapabilirsiniz. Ya da yorumlar kısmından bana sorularınızı sorabilirsiniz. Kamera arkasında böyle gri bir ipimle de bu modeli çalıştım. Harika bir model oldu. Şimdi bu modelden neler yapabiliriz hemen kısaca sizlere onlardan bahsetmek istiyorum bu modelden çok güzel hırka yapabilirsiniz süveter yapabilirsiniz bere ve atkılarınızda da çok güzel olur diye düşünüyorum özellikle erkek örgülerine de çok yakışan bir model. Umarım faydalı bir video olmuştur. Beni dinleyip izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videolarımı beğenip yorum yapmayı, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.